Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başladı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte öne çıkan transfer iddialarını gelin birlikte inceleyelim. Programa Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'nin bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'ın Mısırlı yıldızı Elneny için devreye girdi iddia edildi. Sarı lacivert ekibin İngiliz kulübünün yetkilileriyle temasa geçerek bir görüşme yaptığı kaydedildi. Arsenal'da bir yıl daha sözleşmesi olan Elneny'nin uygun bir bonservis bedeliyle kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Fenerbahçe'nin Monaco'dan Keita Balde için devrede olduğu iddia edildi. İtalyan basını Senegalli oyuncu için sarı lacivertli ekibin görüşmelere başladığını yazdı. Oyuncunun da Monaco'dan ayrılmayı planladığı belirtilirken Fenerbahçe'nin bu transferde Valencia kulübüyle rekabete girdiği bir diğer iddia. Fenerbahçe'de forvet mevkisinde gündeme gelen isimlerden birisi de Lyon'un yıldız ismi Dembele. Sarı lacivertli yönetimin bu transferi için büyük çaba sarf ettiği belirtildi. Fransız yıldızla prensip anlaşmasına varılsa da kulübüyle yapılan pazarlıkların zorlu geçtiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat adaylarından birisi de Dortmund kulübünün gözden çıkarttığı Marius Wolf. Son iki sezonu Hertha ve Köln'de kiralık geçiren Wolf, sağ çizginin tamamında oynayabiliyor. Yönetimin bu transfer için önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Alman yöneticilerin ise Wolf'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerle devam edelim. Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun A milli stoperi Kaan Ayhan için geri sayıma geçti. Kaan Ayhan'la yapılan son görüşmede olumlu geri dönüş alan idareciler bu transferi bu hafta içinde bitirmek istiyor. Kaan Ayhan daha fazla şans bulmak ve Şampiyonlar Ligi faktöründen dolayı Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kalırken müsabakaya damga vuran olaysa Fabrice Nsakala'nın aniden fenalaşması olmuştu. Beşiktaş, Nsakala'nın sağlık durumu ile ilgili gelecek rapora göre transferde düğmeye basacak. Bu mevkide gündeme gelen ilk adayın ise milli futbolcu Umut Meraş olduğu iddia edildi. Umut Meraş'ın Beşiktaş'a sıcak baktığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın da oyuncuyu istediği gelen haberler arasında. Beşiktaş ve Galatasaray arasında Gedson Fernandes belirsizliği sürüyor. Oyuncunun kulübü Benfica'nın ise Gedson Fernandes'i bir sezonluk Galatasaray'a göndermeye soğuk baktığı ifade edildi. Kiralık transferde ise Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Benfica'nın önceliği Beşiktaş'a verdiği iddia edildi. Galatasaray cephesindeki iddialarla devam edelim. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray 8 numara hattında Gedson Fernandes'i tekrar kiralamak için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray alternatif olarak rotayı Romanya'ya çevirdi. Sarı kırmızılı ekip Olaru için girişimlere başladı. Galatasaraylı yöneticilerin Olaru konusunda yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran Mustafa Muhammed için Fransız ekiplerinin devreye girdiği belirtildi. Geleceği belirsiz olan Muhammed için Lille ve Marsilya'nın rekabet içerisinde olduğu iddia edildi. Zamalek'ten satın alınması adına opsiyon bulunan Mısırlı golcü için Fatih Terim, takımda kalıp kalmayacağını kendisi belirleyecek ifadesini kullanmıştı. Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Trabzonspor kaliteli bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda pek çok isimle temas kuran Trabzonspor'da gündemde yerli bir oyuncu daha var, Mert Çetin. Geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen Mert Çetin için Trabzonspor tekrar nabız yoklayacak. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak belirsizliği sürüyor. Oyuncunun forma şansı iyice azalırken Anadolu kulüplerinin Parmak için tekliflerini ilettiği öğrenildi. Özellikle Göztepe'nin bu transferde çok ısrarcı olduğu kaydedildi. Daha önce Adana Demirspor'la da anılan Abdülkadir Parmak yönetimin kararına göre hareket edecek. Trabzonspor'un sol bek adaylarından Irakli Azarovi için kulübüyle temasa geçirdiği iddia edildi. Bordo Mavili ekibin 2002 doğumlu başarılı oyuncu geleceğe yatırım hamlesi olarak gördüğü kaydedildi. Futbol İzleme Komitesi'nin olumlu rapor verdiği Gürcü futbolcunun kulübüyle 2022'nin Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gürcistan milli takımının formasını terleten 19 yaşındaki sol bek, Dinamo Batumi ile çıktığı 26 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Sol bek transferinde Trabzonspor'un daha önce de görüştüğü Umut Meraş için tekrar devrede olduğu iddia edildi.
Abdullah Avcı milli yıldızı isterken yönetim görüşmelere başladı. Aradaki fiyat farkının giderek azaldığı belirtilirken önümüzdeki hafta bu işin bitebileceği konuşuluyor. Trabzonspor'un bu transferdeki rakipleri ise Beşiktaş ve Adana Demirspor.